Tekrardan merhabalar, kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Nasılsın? Umarım çok çok iyisindir. Şimdi bildiğiniz üzere benden yılbaşı makyaj önerileri serisi istemiştiniz. Yaklaşık bir 2-3 video çektik. Çok fazla böyle arka arkaya aynı seriden devam etmek istemedim, sıkılmayın diye. O yüzden bugün de diğer bir istenen tek marka makyaj serisinin bir videosuyla başlangıç yapmak istedim. Bugün de bizimle Biolis markasının ürünleri eşlik edecek. Videoya geçebiliriz. Şimdi Biolis'in ürünlerine geçmeden önce yüzümü nemlendirmek istiyorum. Nemlendirici olarak her zaman kullandığım bu Bepantol Derma'yı kullanacağım. Nemlendirici kusura bakmayın ki hani her markanınkini kullanamıyorum. Çünkü cildim inanılmaz derecede alerjik reaksiyon gösterebiliyor. O yüzden bunda da Biolis'in işte makyaj bazını vesaire kullanmak istemedim. Bunu uygulayarak başlıyoruz. Şöyle güzel bir nemlendirelim önce. Bugün hem geç uyandım hem sabah müşteri falan vardı. O yüzden çok geç saate kaldık. Karanlık oldu. O yüzden ışık açmak zorunda kaldım. Umarım yine çok karanlık çıkmıyorumdur. Çektiğim bir videoda yine böyle ışık açmıştım. İnanılmaz derecede resmen gölgelerim falan çıkmıştı. Umarım bu da aynı şekilde olmuyordur. Şimdi biraz da şöyle alnıma yediriyorum. Şimdi bu biraz emilsin yüzümde. 2 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet, tekrar geldim. Şimdi fondötenle başlıyoruz. Önce ten makyajımı yapacağım. Fondöten olarak da Biolis'in bu formitini kullanacağım. Bendeki en açık rengi o da 131 Ivory diye geçiyor. Ivory de olabilir, bilmiyorum. Yani bunu herkes farklı şekilde okuyor çünkü. Şimdi fondöteni yüzüme ben direkt şu şekilde uyguluyorum. Şöyle geçeceğim. Bu tarafa da geçiyorum. Böyle yüzüme alıyorum önce, sonrasında da sünger yardımıyla bunu yüzüme yedireceğim. Buraları zaten hızlandıracağım yine sizin için. Bir önceki videoları izleyenler biliyordur, izlemeyenler için de. Biolis'in bu fondöteni çok fazla böyle ıslak yapıda bir fondöten. Yani uygulandıktan sonra aslında güzel böyle ışıl ışıl bir görüntü sağlıyor. Ama uygularken böyle fıç 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 sesleri çıkartıyor. Yani değişik sesler çıkartıyor. Çok fazla su bazlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ciltte böyle inanılmaz derecede yapış yapış bir his bırakıyor aslında. Bir de çok fazla almışız. Resmen fondöten banyosu yapıyorum burada. Şimdi bu böyle olmayacak. Ben şu alnımdaki fondöteni şu şekilde... Evet. Alıyorum. Diğer bir küçük süngere geçiyorum ki sünger biraz bu yüzümdeki fazla fondöteni emsin. Bugün zaten bir video daha çekmeyi düşünüyorum cilt bakımı hakkında. Çünkü gözeneklerim inanılmaz derecede dolmuş durumda. Yani şu an orada gözüküyor mu bilmiyorum ama gözeneklerim böyle pütür pütür oldu. Yine cilt bakım videosunda da uygun fiyatlı ürünlerle devam edeceğiz. Yani foreosuz bir cilt bakım videosu olacak, öyle söyleyeyim. Ya bu arada size bir şey sormak istiyorum. Ben Adil Yıldırım falan mıyım? Niye herkes bana işte ilişkiler hakkında bir şeyler soruyor? Hani bu şeyde bilmiyorsanız YouTube'da Adil Yıldırım var. Zaten arama yerine yazın, ilk başlarda çıkar. Videoları bayağı izleniyor. İşte şey videoları çekiyor. İşte giden sevgili nasıl geri döndürülür? İşte terk eden sevgili nasıl diz çöktürülür tarzı videolar çekiyor. Gerçekten beni Adil Yıldırım'la falan karıştırıyorsunuz galiba. Çünkü benim Instagram kutum inanılmaz derecede ilişki sorularıyla doldu. Ya siz böyle şeylere inanıyor musunuz? İşte ilişki ritüelleri. İşte terk eden sevgili nasıl geri döndürülür? İşte sevgili nasıl köpek edilir? Bunlara gerçekten inanan var mı? Bu tarz şeyler bana çünkü çok garip geliyor. Yok işte birisi daha çekiyordu. Bu bir kızdı sanırım. İsmini hatırlamıyorum şimdi. İşte bir kız şey videoları çekiyordu.
işte ritüeller, kağıda bir şeyler yazıyorsunuz, işte o kağıdı yakıyorsunuz, yok kağıdı suya atıyorsunuz, yok işte 7 gün boyunca bir şey yiyorsunuz, 7 gün boyunca suya şunları şunları okuyup içiyorsunuz falan tarz şeyler. Bilmiyorum, bana bunlar çok garip geliyor. Gerçekten buna inanan var mı aranızda? Çok tuhaf yani. İşte yazmış %100 etkili sonuç. İşte şunu 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 yaptım, eski sevgilim geri döndü. Şunu 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 yaptım, işte sevgilimin şu huyu değişti, bu huyu değişti falan. Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Hani şey şeklinde sorulan soruları anlarım mesela. Hani işte hani ilişkimde şu tarz sorunlar yaşıyorum. Hani sence ne yapmalıyım? Veya ilişkimde şu tarz bir durumla karşı karşıya geldim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Hani bunları anlarım. Ama yani giden eski sevgili nasıl geri döndürülür? Evet, şimdi kapatıcıya geçebiliriz. Kapatıcı olarak da Burlesin bu close it'ini kullanıyorum. Yine en açık rengi olması lazım. 132 Pale Almond. Pale Almond, o tarz, artık siz nasıl okumak isterseniz öyle bir ürün. Bunu şimdi göz kapaklarıma geçeceğim. Biraz göz altlarıma geçeceğim. Şöyle aldık. Önce göz kapaklarıma geçiyorum. Bir de özellikle bu ilişkiler konusunda, sol gözümü seyiriyorum. Bu ilişkiler konusunda bana yazıyor olmanız o kadar garip ki. Hani bir laf vardır ya, işte kelin kendi ilacı olsa kendi kafasına sürer tarzı bir şeydi, şimdi tam aklıma gelmiyor. Yani ben şu an evlenmek üzere olduğum insanı 7 sene sonra ancak fark edebilmiş bir insanım. O yüzden bana gelen bu ilişki soruları... ne çok garipsiyorum. Çok garip geliyor yani. İlişkiler konusunda iyi değilim. Yani bu ilişkime kadar özellikle hiç iyi değildim. Yani bir ilişki yürütmek, uzun süreli bir ilişki sürdürmek, işte birine güvenmek, inanmak, birini gerçekten sevmek. Bu duygular bana gerçekten hani çok ters duygulardı. Kimseye bir şeyler hissedemiyordum. Hani belki sizde de oluyordur. Böyle birini sevdiğinizi sanıyorsunuz. Ama sonradan sevmediğinizi fark ediyorsunuz. Yani hep bu tarz ilişkilerim oldu. Başlarda böyle küçük bir hissiyatım başlıyordu. Ondan sonra hiçbir şey hissetmediğimi veya hani sevgim, saygım olmadığını fark ediyordum. Sonrasında ilişkiyi bitiriyordum. Yani bu zamana kadar ilişkilerim hep bu şekilde ilerledi. Ki bence bu yaşlarda... bilmiyorum, normaldir diye düşünüyorum. Sadece benimle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani bu 20'li yaşlarda biraz daha böyle insanlar şey kafasında oluyorlar. İşte yiyeyim, içeyim, gezeyim, eğleneyim, arkadaşlarım olsun. Yani ben kendim de o kafada bir insandım. Hani hiç hayatıma biri girsin, hayatıma birini alayım, işte her şeyi birlikte yapalım, bütün aktiviteleri birlikte gerçekleştirelim, bütün hani atacağımız adımların hepsi birlikte olsun. O tarz kafa yapısında değildim hiçbir zaman. O yüzden de zaten ilişkilerim hiç böyle doğru düzgün ilerlemedi. İşte maksimum bir ay sürüyordu, öyle söyleyeyim. Böyle şey kafasındaydım. İşte asla kimse için bir şey yapamam, asla kimseye değer veremem. İşte attığım adım da benim istediğim gibi olacak. İşte yapacağım her şey benim istediğim gibi olacak. Başka hiç kimse benim hayatımı yönetemez. İşte kimseyle... böyle el ele verip bir yolda ilerleyemem diye düşünüyordum hep. Ama gerçekten hani bu düşüncelerin hepsi doğru insan hayatınıza çıktıktan sonra kayboluyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü hani biz biliyorsunuz, önceki videolarımda anlatmıştım bu hakkında soru cevap videosunda. Ama izlemeyenler için tekrar bahsedeyim. Şu an nişanlıyım. Yani evlilik yolundayız. Zaten Eylül'de düğünümüz olacak. Öncesinde 7 senelik bir arkadaşlığımız var. Arkadaştık, sonrasında bu raddeye geldi her şey. Hani inanın, ben kesinlikle kadere inanıyorum bu arada. Hani eskiden hep derdim ki işte
kendi yolunu insan hep kendisi çizer. Şimdi mesela önüne senin iki seçenek açılır. İşte sağa gidersen farklı bir yol senin karşına çıkar. Sola gidersen farklı bir yol senin karşına çıkar. Hep bu şekilde düşünüyordum. Hani kader değil de insanın attığı adım o yolun gidişatını belirler şeklinde düşünüyordum. Gerçekten artık kader denen bir şeyin olduğuna inanıyorum. Çünkü hani 7 senelik bir arkadaşlık var. Sonrasında onun hayatında başka birisi vardı. Benim hayatımda başka birisi vardı. Biz işte belirli bir süre görüştük. Sonra işte askere gitti, geldi vesaire. Hiç hani bir araya gelmedik, konuşmadık. Sonrasında ben modelliğini yaptığım ajans onunla birlikte çalışmaya başladı. Hani birbirimizden habersiz bir şekilde bir araya geldik. Sonrasında da her şey böyle inanılmaz derecede bir anda ilerledi. Hani ben buna kesinlikle açıkçası kader diyorum. Çünkü hiç aklımın ucundan geçmezdi böyle bir şey olacağı. Ama hani olacağı varmış. Oldu, iyi ki oldu. Yani güzel de oldu. Ama ilişkiler konusunda kesinlikle kendinizi sıkmamalısınız. Gerçekten doğru olan insan, doğru olan hayat bir şekilde zaten dönüp dolaşıp sizi buluyor. Konuşuyorum konuşuyorum böyle bir anda gözüme odaklanıyorum. Şimdi kapatıcıyı da uyguladım gözüme. Bugün Biolis'in bu far paletini kullanacağız. Bunu ben bu arada şöyle göstereyim, parlıyor çok. Bunu ben bu arada getirirken kırmışım. Yani biraz toparlamaya çalıştım ama toparlanmadı. Şöyle göstereyim. Bunu lens suyuyla ben bu tarz kırılmaları lens suyuyla düzeltiyorum. Lens suyu vesaire de kullandım ama asla kendi toparlamadı. O yüzden böyle bugün kırık bir paletle makyaj yapmaya çalışacağız. Şimdi bunda renk olarak önce şu, çok döndüremiyorum da size, iyice dökülecek hepsi diye. Şu açık renk olanı uygulayacağım. Ya da aslında bugün şöyle yapalım. Koyu renk olanı şu üst tarafa, yani biraz daha kaşıma doğru uygulayayım. Sonrasında açık rengi geçelim. Şimdi fırça olarak şöyle bir fırça kullanacağım bunda. Bu arada hani şey olarak düşünüyor olabilirsiniz, işte bütün makyajlarında aynı fırçaları kullanıyorsun vesaire. Çok fazla fırçam var. Bir de ben sürekli fırçalarımı yıkayan bir insanım. Size zaten bahsetmiştim işte bu glitter makyajlarında vesaire. Hani ben normal günlük hayatta da bu tarz makyajlar yapıyorum diye. Çok fazla böyle işte glitter, renkli makyaj vesaire yaptığım için fırçalarımı zaten sürekli yıkamam gerekiyor. O yüzden hani bir fırçayla 4-5 rengi gözüne sürdüm, buladım falan şeklinde düşünmeyin. Sürekli bu fırçalar yıkanıyor zaten. Yine ne kadar çok konuştum. Şimdi bu koyu rengi aldım fırçama. Hani bu şey taktiği vardı ya, bunu illaki görmüşsünüzdür TikTok'ta falan. İşte şöyle gözüne tutuyor, üstüne geçiyor vesaire. Bunu tutmadan onu yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle şu üst kısmına bırakıyorum önce. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Sonrasında onu dağıtacağız zaten. Evet, buna da bu şekilde bıraktım. Şimdi ben bunları dağıtıp geliyorum. Bir de bu arada ben bu videoda şundan bahsetmek istiyorum. Bana gelen bu işte erkek arkadaşımla ayrıldık, şu tarz bir şey yaşadık. İşte daha çok böyle farklı içerikte, öyle söyleyeyim. Direkt burada o şekilde söylemeyeyim. Farklı içerikte mesaj atıp hani benden yardım bekleyen kızlarımızın birçoğu gerçekten çok küçük yaşlardalar. O yüzden bu durum beni gerçekten çok üzdü. Bu yaşlarda bu tarz kafa yapısına sahip olmanız gerçekten hiç doğru değil. Bence bir an önce bunun hani zarar görmeden bir an önce bunun önünü kesmeniz gerekiyor. Yani öyle yazmışlar ki hani hayatımdaki insan gitti, öldüm, bittim, ben ne yapabilirim şeklinde. Allah aşkına güzel kızım benim, sen daha 17 yaşındasın, 16 yaşındasın. Daha var ya önüne neleri çıkacak. Sonra dönüp baktığında bugünlere diyeceksin ki ben bu adam için mi ağlamışım? Ben bu adam için böyle çaresiz hissetmişim. O yüzden hiçbir şekilde bu tarz düşüncelere lütfen girmeyin. Hani çok fazla böyle yapılan yanlışa göz yuman arkadaşlarımız da olmuş. Lütfen asla bir kadın olarak size yapılan hiçbir yanlışa göz yummayın. Hiçbir şekilde size yanlış yapan bir insanın arkasından gitmeyin. Onun yanında olmaya çalışmayın. Gerçekten sizin hani bedensel olarak da, ruhsal olarak da sizin için en sağlıklısı bu olacak. Bırakın gitsin, gitmek isteyen gitsin yani. Açın kapıyı, deyin güle güle, bu kadar basit. İnan hani bugünleri hatırladığında diyeceksin ki ben ne yapmışım? Hani
ben niye böyle bir şey yapmışım diyeceksin. Lütfen o yüzden kimseye, kendini adama, hayatını adama. Bırak gitmek isteyen gitsin, gitmek istemeyen seninle kalsın. Ayrıca yaşın daha çok küçük. Önüne çıkacak onlarca insan var. Önünde onlarca yıl var. Lütfen böyle şeylere takılıp kendini üzmeni istemiyorum. Yani inanılmaz derecede üzüldüm. Hani burada isim vermek istemiyorum ama bir tane küçük bir kız vardı. Yani gerçekten hani yaşı 16, belki hani yeni nesil biraz daha böyle hormonlu gibi. O yüzden belki hani maksimum 17 yaşında olabilir. Öyle şeyler yazmış ki ben gerçekten çok üzüldüm. Hani bir de bu tarz şeyleri bence işte bana veya başka birine, yani bu mecradan, sosyal medyadan başka birine yazmak yerine ailenle konuşmalısın. Hani baban, bazı aileler çok garip. Mesela abin, baban vesaire, bunlar ters bakabilirler ama kesinlikle varsa ablan, yoksa annenle konuşmalısın. Bunun hani sen kendine daha fazla zarar vermeden bunun kesinlikle önüne geçmelisiniz. Ben sürekli kullanıyorum. Senelerdir kullanıyorum. Ama bu aralar gözümde böyle çizgi çizgi izler yapıyor. Nedenini anlamış değilim. Hani ya ürünün yapısı değişti, artık farklı bir yapısı var. Çünkü sürekli kullandığım ürünü gerçekten ilk defa böyle bu kadar çizgi bırakan, işte pütür pütür görüntü oluşturan bir ürün olmuş. Şimdi bu şekilde kaşlarımın altına doğru uyguladım. Çok karanlık değilsinizdir umarım. Şimdi alt kısımlara tekrardan kapatıcı uygulayacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Evet, şu an daha iyisiniz. Gözümün şu kısımlarına geçeceğim böyle. Evet, bu gözüme de geçtim. Şimdi size o videonun başında gösterdiğim, kırmış olduğum paketten bu sefer farklı şöyle bir fırça aldım. O kırmış olduğum renkten alacağım o kapatıcı uyguladığım yere. Onu da biraz daha yakınlaşayım size. Şöyle gözümün hemen üstüne bunu da geçiyorum. Bu arada bugün İlk defa bu kanalda eyelinersız bir video göreceksiniz. Makyaj videosu. Bugün eyeliner çekmeyi düşünmüyorum. Zaten artık hani birçoğunuz gördünüz ne şekilde eyeliner uygulaması yaptığımı. Bu şekilde uyguladım. Yani renkler güzel gözüküyor. Zaten Burlesque'in far paletlerini ben seviyorum. Bir tanem büyük bir far paleti vardı. Hangi serinin hatırlamıyorum. Şöyle dikdörtgen, benim o kullandığım Revolution tarzında. Onu kaybettim ben. Yani nerede unuttum, nerede kaybettim hiçbir fikrim yok. Normalde o olsaydı keşke onu kullansaydık. Onun pigmentleri inanılmaz güzeldi. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Direkt maskaraya geçeceğiz sonrasında. Kirpiklerimi kıvırdım. Şimdi size Burlesque'in 3 tane maskarasını tanıtmak istiyorum. Yani benim sürekli kullandığım maskaralar şu üçü. Şimdi önce şundan başlayalım. Şu Burlesque Extend It maskarası. Bu kirpikleri tel tel ayırıyor. Aynı zamanda hacim veriyor. Şimdi diğer bir denemiş olduğum şu Burlesque Define It maskarası var. Bu da kirpikleri tel tel ayırıyor. Bu diğeri kadar hacim vermiyor ama bu da kıvırma etkili bir maskarası. Bir de yine Burlesque'in bu Lift It maskarası var. Bunu da çok severek kullanıyordum bir ara. Bu mesela bu maskarayı kullandığınızda kirpikleriniz ayrı kıvırmanıza gerek kalmıyor. Şimdi bugün sizinle önce şu Lift It'ini deneyelim. Şu şekilde. Zaten ben maskaralarda sürekli böyle işte silikon aplikatör kullanmayı seviyorum. Diğer aplikatörler biraz daha bu plastik uçlular. Sanki böyle kirpikleri örümcek ağına benzetiyormuş gibi. Örümcek bacaklarını böyle çarpık çarpık bir görüntüsü oluyor. Şimdi bununla şöyle ben size biraz daha yaklaşayım.
görmüş olduğunuz gibi kirpikleri yukarıya doğru tarıyor. Aynı zamanda tel tel ayırıyor. Ama bunun hacim etkisi çok iyi değil. Şimdi ben önce bunu uygulayacağım. Sonrasında diğer mor olana geçeceğiz. Şu gözüme de uygulayayım bunu. Şimdi şu mor olanı geçeceğiz üstünden. Bunun biraz daha diğerine göre akışkan bir kıvamı var. Bu da yine şu şekilde silikon uca sahip. Bunu da yakından göstereyim size. Sürekli tripodu tekmeleyip duruyorum. Bu gördüğünüz gibi daha çok uzatma etkili olan bir maskara. Şimdi aynı şekilde şu diğer gözüme de geçeceğim. Yani genel olarak bu marka zaten işte fiyat performans ürünü olan bir marka. Ürünlerinde de Beaulieu'sin bazı beğenmediğim ürünleri de var. Rujları özellikle dışı pembe olan rujlar, işte altı döndürmeli olanlar. Onlar mesela daha çok böyle yapış yapış bir hissiyat veriyor. Rujlarını sevmiyorum. Bir de yine bir maskarası vardı dışı siyah olan. Ama içi plastik aplikatörlü. Yine o maskarasını da sevmiyorum. Yani denenip alınabilecek ürünler. Evet, maskarayı da bu şekilde uyguladım. Yine bu mor olanla kirpiklerimin alt kısımlarına uyguluyorum. Evet, alt kısımlarına da geçtik. Şimdi ben sürekli... Ya bu arada bunu neden yapıyorum bilmiyorum ya. Siz de yapıyor musunuz? Ben makyaj yaparken bakın şuralarım var ya. Buralarımı böyle inanılmaz derecede böyle sıkıyorum. Bu da sanırım orada işte ne denir ona ya? Böyle yaşlılık çizgisi gibi, yaşlanma çizgisi gibi bir şeydi sanırım. O tarz şeylerin burada hasar görmesine sebep oluyormuş. Yani bana dediler ki videolarımda görenler işte... O çizgilerin oluşmasına sebep olabilirsin falan yazmışlar. Ama bunu nasıl önüne geçeceğim bilmiyorum. Sürekli fark etmişsindir zaten. Sen de böyleyim sürekli. Bu işi bir an önce çözmem lazım. Orum buramı yaptırmak istemiyorum çünkü. Şimdi Beaulieu'sin bu Zip It rujuna geçeceğim. Bunları o kadar bantlı gönderdiler ki bana bantların üstünden hala sökemedim. Şimdi bu hangi numarasıymış? Bir bakalım önce. 172 Rus numarası. Netlemiyorsun. Evet. Şöyle bir numarası. Şimdi bunu uygulayacağız bugün. Yani biraz daha vişne çürüğü, kahve tonlarında bir ürün. Fırçalı rujları iyi güzel ama bunun fırçası... Ay sol gözüm seyirdi yine. Beaulieu'sin bu fırçaları rujları iyi güzel ama fırçası inanılmaz derecede sert. Yani dudağıma böyle sürterken resmen böyle tık 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 sesler geliyor. Bence bir rujun aplikatörü bu kadar sert olmamalı. Şöyle yakından da göstereyim. Yani rengi inanılmaz güzel. Zaten bu ürünün bende yaklaşık bir 6-7 tane falan rengi var. Ben çok severek kullanıyorum. Ama dediğim gibi fırça yapılarının biraz daha yumuşatılması lazım. Çünkü dudak acıtıyor sürerken. Şimdi diğer ürüne geçelim. Bu da Beaulieu'sin Radiant It diye bir highlighter'ı. Likit bir ürün zaten. Şu şekilde. Dokusu şöyle. Simli bir ürün. Şimdi bunu da şöyle pıt 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 uygulayacağız. Buraya da alıyorum. Bu highlighter da biraz daha böyle pembe alt tonlu bir highlighter. Onu da şöyle ellerimle. Ben likit ürünleri, özellikle highlighter bu şekilde elimle ısıt ısıt uygulamayı seviyorum. Buraya yine fazla sürmüşüz. Şu koyduğum şeye bakın. Bunun alalım bir kısmını.
Şunun dokusuna bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Işıl ışıl bir dokusu var. Kaşlarımı görmezden gelin. Kaşlarımı artık yarın sonunda toparlıyoruz. Çünkü tam düzeltmek için istediğim kıvama geldi. Normalde ben haftada bir falan kaş aldırmaya giden bir insanım. İşte iple falan aldırıyorum kuaförde. Ama kaşlarımda böyle hava geçişlerinde dökülmeler olduğu için bir süre aldıramadım. Çünkü uzatıp o aradaki boşlukları doldurmam gerekti. Ama yarın inşallah Allah'ın izniyle bu kaşlardan kurtulacağız. Çünkü gerçekten şuna bakın. Hem çok uzadılar hem de çok şekilsizleştiler. Şimdi başka bir üründen bahsedeceğim size. Bunu kullanmadım ama bunun hakkında konuşmak istiyorum. Biolis'in bu Draw It dudak kalemleri. Bunları kesinlikle alın, aldırın. Bunlar zaten şu şekilde asansörlü ürünler ve gerçekten bunların dokusu yumuşacık. Direkt böyle dudağınıza sürdüğünüz zaman dudağınız da böyle resmen kayıyor yani. Şimdi son ürüne geçiyorum. Ay bunu ne yapmışım böyle. Şimdi son ürüne geçiyorum. Bu da Biolis'in. Her seferinde niye Biolis'in diyorsam zaten konumuz Biolis. Şimdi şöyle Bright It. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Artık dudak parlatıcı mı diyeyim, lip gloss mu diyeyim, yoksa dudak koruyucu mu desem, ne desem bilemedim. Şu şekilde yuvarlak uçlu, şöyle rolon uçlu, yani buna ne deniyor bilmiyorum. Rolon uçlu bir aplikatörüm var. Bunu da dudağımın üzerine uygulayacağım. Bu tarz ürünleri zaten videolarımda sürekli bahsediyorum. Ben ruşsuz uygulamayı da seviyorum. Direkt işte yüzüme fondöten kapatıcı. Gözlerime işte maskara sürüyorum. Ondan sonra direkt gloss gibi veya bunlar gibi ürünleri kullanıyorum, çıkıyorum. Şimdi bunu da şöyle yakınlaşacağım size. Şunun dokusuna bakar mısınız? Ve yumuşacık. Bunun bende limonlusu falan da var zaten. Ben çok severek kullanıyorum. Bunu da kesinlikle alın, deneyin. Ve ben indirimden aldım. Zaten bu videoyu paylaşana kadar umarım indirimler bitmemiş olur. Yaklaşık 15-20 TL gibi bir rakamdı fiyatı. Şimdi makyajım bu kadardı. Umarım severek izlemişsindir. Umarım yaptığım makyajı beğenmişsindir. Şimdi bu serinin devamını getireceğiz. Zaten devamında hangi markadan devam edelim, hangi markayı kullanalım? Aşağıda yorumlarda belirtirsen çok mutlu olurum. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, beni desteklemek istersen, beni sevdiysen kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Çok yavaş büyüyoruz. Videolarımın özellikle saç boyama videosu vesaire 7000 küsur izlendi. Diğer videolarım 500 küsur izleniyor. Ama abone sayım hala yüzlerde. Lütfen beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Yani biraz daha bana motivasyon vermiş olursunuz. Çünkü kanal bu şekilde yavaş yavaş ilerlerse bilmiyorum devamını nasıl getiririm. Yani boşa konuşuyormuşum, sanki boş yere çabalıyormuşum gibi bir izlenime kapılmaya başladım. Neyse fazla uzatmıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.